Önce Dr. Margerian konuşacak. Kendisi Harvard Üniversitesi'nde modern Avrupa tarihi çalışmış ve birçok üniversitede ders vermiş. Halen de Armenian Women's Archives of the Armenian International Women's Association'ın direktörlüğünü yapıyor. Konuşması One in the Early 20th Century Perspectives from the American Mission. Kendisine şimdi söz vereceğim. Her konuşmacımız 20 dakika kadar konuşacak. Ondan sonra da arada kalan zamanda sizlerin görüşleriniz ve sorularınız olabilir. Onları alacağız. Dr. Margerian. That's on, right? Günaydınlar. Burada bugün bulunmak benim için büyük bir zevk. Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan misyonerleriyle ilgili bir çalışma yaptım ama ilk defa Van'la ilgili bir çalışma yapıyorum. Bu nedenle dünkü ilginç programdan çok fazla şey öğrendim ve eminim bugün de aynı şekilde öğrenmeye devam edeceğim. Hrant Dink Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu düzenledikleri için, yaptıkları bütün harika işler için teşekkür ediyorum. Dünyadaki barışa katkıda bulunuyorlar. Buna da çok ihtiyacımız var. Bir Amerikan misyoneri olan Ernest Yarrow, Van'ı bir zamanlar en az gelişmiş ancak en umut verici Amerikan istasyonu, Türkiye'deki Amerikan istasyonu olarak tanımlamıştı. Benim makalem de Van'da 20. yüzyılın ilk 10 yılında Amerikan misyonerlerine bakıyor, bunu inceliyor. Ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde değişen sosyal, ekonomik ve siyasi şartlara bakacak ki bu da daha sonra Birinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan felaketlere kadar gidiyor. Amerikanların Van'a gelmesi uzun sürdü aslında. Orta Doğu'ya girdiler. Milletleri Hristiyanlaştırmak amacıyla 1820 yılında Smirna'ya, 1830'da İstanbul'a geldiler. Ve Ermenilerde umut gördükleri için, onlardan beklentileri oldukları için Erzurum'a girdiler 1839 yılında. Maraş'a 1845'te geldiler ve Marşovan'a 1852'de, Karpert'e 1855'te geldiler. Ermenilerin Van'da yoğunlukla bulunması burayı Amerikanlar için önemli bir hale getirdi. Ancak bölgedeki hüküm süren kanunsuzluk ve coğrafi açıdan erişiminin zor olması buranın buraya gitmelerini zorlaştırdı. 1872'de Dr. George Reynolds ve eşi Martha Van'da bir istasyon açmayı başardılar. Daha sonra Van'da bir süre kaldılar ve 1915'e kadar burada kalmaya devam ettiler. 2 yıl kadar kalabilmiş oldular. Şimdi Van'a bakarsak 1900'lü yıllarda 1896 yılındaki katliamların izlerini taşıdığını görüyoruz Van'ın o tarihte. Ve Ermeni toplumu da çok ciddi bir bedel ödedi. Sayısız ölüm oldu, yoksulluk ve Ermenilerin evlerini kaybetmesi söz konusu oldu. Sonraki birkaç sene içerisinde Amerikanlar oradaki özellikle yetimlere yardım etmeye çalıştılar. 1900 yılında Dr. Reynolds bütün alan içerisinde yardım faaliyetlerine devam etti. Dini hizmetleri sunmaya devam etti. Tıbbi yardım sağladı ve 500 kişilik bir yetimhane kurdu. Aynı şekilde istasyon için idari işlerini yapmaya devam etti. Bir sonraki slaydıma geçemiyorum bu arada. Burada Van şehrinin bir haritasını görüyorsunuz. Solda
eski şehri görebilirsiniz. Sağda bahçeleri görebilirsiniz. Ermeniler tuhaf bir şekilde bu eski şehirde yaşayıp genellikle orada çalışıp bahçelerde yaşıyorlardı. Amerikan misyonu da ve konsolosluğu da aynı bölüme kurulmuştu. Diğer fotoğrafta da Van'daki ana sokağı görüyorsunuz. Tabii ki tek bir çiftin bu bütün bu işleri yürütmesi fazla mümkün olmuyordu. Bu nedenle Amerikan Yabancı Misyonerler Komisyonu duruma el koydu. Merkezleri Boston, Massachusetts'taydı ve Osmanlı İmparatorluğu'na misyonerler gönderdiler ve 1900 yılında ve Van'a bir tıp doktoru gönderdiler, Clarence D. And 1904'te de yeni bir çift Ernest Yarrow ve eşi Jane'i gönderdiler. Aynı şekilde Fransız Dominikan Manastırı'ndan da gelenler oldu. Bu şekilde yıllarca yardım sağladılar ve sosyal hizmetler sundular eğitim ve tıp alanında ve Orta Doğu halkı ile ilgili onları Hristiyanlığa döndürmek için çalışmalarına devam ettiler. Ancak bir yandan da insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyorlardı. Sosyal gospel denilen bir Hristiyan hayatını yaşatmaya çalışıyorlardı. Amerikan misyonerlerinin Ermeni kilisesini değiştirmek yönündeki başarısızlıklarının ardından Ermeni Protestan Kilisesi kuruldu İstanbul'da ve 1850 yıllarında Ermeni diline Aşkarapara'la ilgili bazı yayınlarda bulundular ve onların bu başarıları eğitim alanında bazı yayınlar çıkarmalarına sebep oldu. Ve Amerikanların bu etkisi istenmeyen bir etki olarak görülmeye başladı ve bu onların çalışmalarını da etkiledi ve bazı çeteler onlara karşı çalışmaya başladı ve uzun vadede bakacak olursak durum bu şekilde gelişti. 1900'den önce Van'da bir Protestan kilisesi kuruldu ve 1904'te Dr. Reynolds bahçelerde çok etkileyici bir kilise kurdu. Kusura bakmayın, fotoğrafını bulamadım ama bir İngiltere Protestan kilisesi gibi görünüyor aslında bu kiliseye baktığınızda. Son derece etkileyici. Burada 1000 kişi görünüyor zaten fotoğrafta ve içine de zaten 1300-1400 kişi sığabiliyor. Hem kilise üyelerinin sayısını artırmayı başardı Dr. Reynolds, hem de bu dine olan mensubiyeti artırdı. 1906-1907 yıllarının başında 199 üye vardı ve bu üyeler 2 seneden önceki süre içerisinde gelmişti. Ve bu Protestan kilisesi ayrılmasının evanjelik fikirlerin kabul edilmesine karşı bir engel olarak gördü. Eğer Protestan kilisesi orada var olmazsa bu evanjelik fikirler de çok daha kolay bir şekilde Ermeni kilisesine etki edebilirlerdi. Yero 1908'de şöyle diyor: Ermeni Gregorian kilisesindeki umutsuz koşulları görebiliyorum. Ancak içimden bir şeyler diyor ki bunu içten yaratmak için çaba göstermeliyiz. Türkiye'deki politika, yani Ermeni apolistik kilisesiyle Gregorian kilisesi arasındaki ilişkileri artırma çabası büyük tartışma yaratmıştı. Ve şöyle söylenmişti: bu çocukları 16'da dünyaya dışarı gönderiyoruz. Ancak onları daha fazla eğitmeliyiz.
Ve Reynolds da bunun üzerine dedi ki neden bir araya gelmiyoruz ve bir şekilde bu çocuklara ilave eğitim sağlayamıyoruz. Arsene Wartabet de bunu kabul etti ve 16 kişilik bir komite oluşturarak misyonerlerle buluştu ve birlikte bir ortak eğitim programı geliştirdiler. Ancak komite 6 ay sonra bir araya geldiğinde bir plan oluşturduğunda ve Varsebet'e sunduğunda o bu planı reddetti ve bu hikayenin sonu da bu şekilde gelmiş oldu. Ancak Van Ermenilerinin Protestan kilisesine katılmak istememesine rağmen hizmetler son derece güzeldi. İnsanlar Aşharapat'ı kiliseye gittiğini duymak istiyorlardı. İncil'deki Aşharapat hikayelerini duymak istiyorlardı. Aynı zamanda bu müziği de duymak istiyorlardı. Bunlarla ilgileniyorlardı. Bu Gardens Kilisesi yaklaşık 1300 ortalama pazar günleri 1300 insanı ağırlıyordu ve pazar okulu da yaklaşık 1149 kişiyi ağırlıyordu. Buradaki iki kelimeye ilaveten Amerikalılar orta okullar kurdular. 1907 yılında örneğin Haigatsor, Aradans, Garjan, Aksamar, Narek, Unzak, Palu, Arudans, Hudustan, Maşkudak, Avans ve Agans. Burada daha fazla ayrıntılar da var ama bunları atlayacağım. Doktor Asher'ın çok yayılmış bir ünü vardı ve tıp sisteminde çok başarılı uygulamaları vardı. Sağlık kısmını atlıyorum ama Doktor Asher'ın çalışmaları çok önemliydi. Şimdi Amerikalıların yerel şartlarla ilgili dikkatli olması gerekiyordu. Yayınladıkları raporlarda dikkatli olmaları gerekiyordu. İletişimlerinin kesintiye uğramamasından emin olmamaları gerekiyordu. Ama burada iki önemli nokta vardı. Bir tanesi zorlu ekonomik koşullardı. Bu yoksul devletten kaynaklanan, onlar vergi sisteminin tarafını tuttular. Vergi sistemine karşı çıktılar. Çok saçma olduğunu ve çok aşırı vergiler uygulandığını düşünüyorlardı ve insanların üretim kapasitesini kısıtladığını düşünüyorlardı. Bunu anlamıyorlardı. Çünkü insanlar bütün varlıkları üzerinden vergilendiriliyordu ve bu insanların üretim kabiliyetini etkiliyorlardı. Ve sonuç olarak Reynolds dedi ki, hükümetin politikası Ermeni sorununu Ermenilerden kurtularak çözmek, böyle söylemişti. Bu dönem içerisinde görülen ikinci şey etnik koşulların bozulması, sürekli devam eden olaylar vardı bütün bu dönem boyunca ve bu olayların büyük bir kısmı devrimcilerin faaliyetlerinden kaynaklanıyordu. Birçoğu Rusya'dandı. Bazı çatışmalar gerçekleştirdi devrimciler arasında ki genel olarak bunlar Taşnak'tı o dönem içerisinde ve hükümet arasında, Taşnaklar ve hükümet arasında çatışmalar vardı. Ve bu da hükümetten önemli bir tepki çekiyordu. Ben makalemde özellikle iki olaya değiniyorum. 1904'te Samsun ve Muş bölgesinde bir çatışma vardı. Binlerce kişi öldü ve Amerikan konsolosu Amorton kendisi harpteydi. Muş'a gidip neler olduğunu görmek istedi ve Muş'a gitti. Uş'a gitmeyi düşünüyordu ancak devrimcilerin Van'a doğru hareket ettiğini duydu. O yüzden Van'a gitti. Doktor Asher'la ve İngiliz konsolosuyla bir araya geldi. Devrimcilerle bir araya geldi ve onlardan bilgi almaya çalıştı. Sonra Van'dan ayrıldıktan sonra dedi ki orayı sakin
bırakmıştı. Ama bu fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Ve bir ay kadar sonra Aktamar'da ve diğer bölgelerde olaylar devam etti. Benim daha detaylı bir şekilde anlattığım ikinci bir olay, Ermeni folklorunda da çok önemliydi bu, Redavo devrimi. Taşnak liderleriyle bir anlaşmazlığı vardı ve bu nedenle intikam almaya çalıştı. Bu nedenle devlete, hükümete gitti ve nereye silah ve cephane sakladıklarını hükümete söyledi. Ve daha sonra hükümet büyük bir soruşturma başlattı, araştırma başlattı ve birkaç ay içerisinde, 1908'in ilk ayları içerisinde Van'da bir kaos hüküm sürmeye başladı. İşletmeler faaliyetlerini ara vermek zorunda kaldılar. Kimse neler olacağını bilemiyordu bu olaydan sonra. Ancak olaylar durulunca misyonerler şöyle rapor verdi. Sadece 52 Ermeni öldürülmüştü. Ama ilginç olan kısım şu, bu Davo olayının sonrasında çok ortam karıştığı için Temmuz'da Van'da olan gerçekleşen devrimi beklemiyorlardı ve Eylül'de misyonerler bu erkekler okulunun mezuniyetini ertelediler. Bu mezuniyetler çok önemli bir olaydı o zamanlar. Velilerin yanında yerel yetkililer de mezuniyete davet ediliyordu. Bu nedenle bu mezuniyeti ertelediler. Eylül'de gerçekleştirildi. Katılım da gayet yüksek oldu. Özellikle yerel yetkililer de katıldı. Daha sonra bir resepsiyon verdiler. Sadece vali değil, aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin temsilcileri de katıldı. Jön Türkler katıldı. Bir delegasyon gelmişti İstanbul'dan ve Hecip Bey, bu delegasyon üyelerinden bir tanesi, bir konuşma yaptı. O her zamanki lafı söyledi. Bu alanda kardeşler bir arada yaşıyorlar ve birbirlerine karşı husumet besliyorlar ve bunun sonucunda acı geliyor, baskı geliyor. Ancak şimdi birbirlerini arkadaş, dost, kardeş olarak görmeye başladılar. Bu misyonerlerin en olağan dışı misyonerler aslında Taşnak Partisi'nin liderlerinin iki tanesini hükümet yetkilileriyle konuştuğunu görmekti. Bunlardan bir tanesi Aram Manukyan. Birkaç ay önce hükümet tarafından hapis edilmişti. Ancak şimdi Amerikanlılarla çabaları dahilinde Kürtlerle de ilgilenmek ve bu şekilde faydaları paylaşılmasını sağlamak için bir konuşma yaptı. Sadece Ermeniler değil, Kürtleri ve diğer halklara da yardım faaliyetleri gerçekleşmelerini söyledi. Misyonerler Müslümanlarla da çalışmak istiyordu ama tabii ki Müslümanlar onların okullarına gitmiyorlardı. Aynı zamanda şu umudunu dile getirdi. Çok geçmeden Ermeniler kendi kendilerine bu okullara gelecekler ve dışarıdan herhangi bir yardım işe yaramayacaktı. Bu bazı misyoner fotoğrafları Van'dan ve etrafından. Bunlar da misyonerler, Van'daki misyonerler. 1911 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Bu yeni rejim Amerikanlar için bir nimet gibi oldu. Çünkü bir yandan yeni özgürlüklerden faydalanabiliyorlardı. Örneğin sansürün kaldırılması gibi. Ama aynı zamanda Taşnak Tutyon'un yeni bir biçimiyle karşı karşıya kalmışlardı. Ve bunlar Ermeni toplumunun kontrolünü güçlendiriyordu, artırıyordu. Ve
İttihat ve Terakki Cumhuriyet Cemiyeti ile olan ortaklıklarını güçlendiriyordu. Misyonerler okullara odaklanmaya devam etti. Özür diliyorum, eğitim hakkında daha fazla bilgi veremiyorum ama okullarını güçlendirdiler, daha da kapsamını genişlettiler bu dönem içerisinde. Kızlar Okulu misyon kurulunun yetkisi altındaydı ve iki kadın misyoner de orada faaliyet gösteriyordu. O kadın misyonerlerden bir tanesini görebilirsiniz sağ tarafta, sağ ortada. Ama tabii ki bu dönem içerisinde aynı zamanda Amerikan okulları da vardı. Ermeni okulları da vardı. Yani gerçek Ermeni okullarla misyoner okullar arasında bir rekabet oluşmuştu. Misyonerler eğitim konusunda en iyi olduklarını düşünüyorlardı. Yarov dedi ki Türkler ve Ermeniler okul sistemlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle de Ermeniler diye bir yazısı var. Ancak onların kurumları istisnasız ya dini olmayan okullar ya da aktif olarak ateist olan okullar diye bildirdi. Bu misyon okullarının bu alandaki liderliğini devam ettirmesi gerektiğini düşündü ve gerçekten de bu yönde adımlar attılar. 1914 yılının Nisan ayında Amerikan kurulu bu eğitim sisteminin, misyonerlerin 1905'ten beri istediği eğitim sisteminin kurulduğunu söyledi. Bir kolej kurmak istediler Van'da. İnşaat başladı. Ve bir kızlar için, bir okul için inşaat yapılmaya başlandı. Bu kolejin büyük bir alandan öğrenci çekmesi bekleniyordu. Bitlis, Van ve Erzurum'daki 3 vilayeti de kapsayacaktı bu bölge. Ve bu kolej binaları inşa edilirken 1914 yılının sonbaharında 5 kişilik bir sınıf açıldı. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başlamasından önceydi. Bu alttaki okulda biraz kesilmiş fotoğraf ama kolejden 1914 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Üstteki de Van'daki bir hastane. Yani gördüğümüz kadarıyla misyonerler son derece istekliydi. İleriye bakıyorlardı, istekle bakıyorlardı. Ama elimizdekilerden söyleyebildiğimiz kadarıyla daha sonra onları buradan dışarı sürecek olaylarla ilgili herhangi bir fikirleri yoktu. Sadece Amerikanları değil, bütün şehri mahvedecekti ve dünyanın bu kısmındaki Ermeni varlığına da bir son verecekti bu olaylar. Teşekkür ediyorum.